Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı işlerinin geriye dönük ödemeleri ve maaşlarını yazan adam hesapladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. MEP işlerinin zamlı maaşları ve geriye dönük ödemeleri. Kamu işlerinin geriye dönük ve maaşlarını hesaplamaya devam edeceğiz. Eğer yemeğiniz 333 lira ise diğer yemeğe göre daha yüksek geriye dönük alacaksınız. Eğer cumartesi çalışması, pazar çalışması yaptıysanız daha yüksek geriye dönük alacaksınız demektir. Bu dönem içerisinde kullandığınız izinler, raporlar, bireysel emeklilikle birlikte birçok madde geri dönük durumunuzun miktarını yükseltir ya da alçaltabilir arkadaşlar. Zamlı maaşlar ne zaman yetişir? Kopi Sendikası TÜİS ile kendi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaptıktan sonra bu zamla verilecektir. Kobi Sendikası Milliyetin Bakanlığı TÜİS ile sözleşme imzalandıktan sonra zamlı maaşlar ve farklar yatacak arkadaşlar. Türk iş işini yaptığı çok şükür. Şimdi Kopi Sendikası'nda en kısa zamanda Genel Başkan Eyüp Alemdar imzalamasını bekliyoruz. Umarız Kurban Bayramı'na farklar yetişir arkadaşlar. Geri dönük farklar 50 bin ile 70 bin TL arası olacak arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı'nda bu rakam artabilir de düşebilir de. Dediğimiz gibi az önce saydığımız nedenlerden dolayı net bir rakam veremiyoruz ama 50 ile 70 bin TL arası olacak. Günlük ücretler, fazla mesailer, DYK çalışmaları, pazar çalışmaları göre bu tutarlar değişiklik gösterebilir. Zamlı maaşlar ve geriye dönük ücret farkları en iyi ihtimalle Temmuz 2023 ayına yetişir arkadaşlar. Temmuz 2023 çok geç diyebilirsiniz. Sözleşmeyi görüşeceğimiz ve imzalayacağımız işverenler Sendikası'na bizim gibi 200'e yakın iş yerinin sözleşmeleri tek tek görüşülecek ve imza altına alınacak. TÜİS'in belirleyeceği bir takvim doğrultusunda görüşmeler yapılıp sonuçlanacak arkadaşlar. Yani kamu çalışma protokolü bitti ama artık alt işverenler yani Milliyetin Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bütün kurumlara peyder pey toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İş riski primi. Toplu iş sözleşmesi yeni giren maddelerden biri olan iş prim maddesinde %4, %5, %6 prim uygulanacak. Ünvanla Milli Eğitim Bakanlığı ve sendika arasında görüşmelerinde belirlenecek arkadaşlar. Peki ben ne maaş alırım diyen arkadaşlar ortalama 20.000 TL civarı alacaksınız arkadaşlar. 20.000 TL ama Temmuz ayında olacağı için Temmuz'a sarkarsa geri da dönük ödemeler arkadaşlar 80-90 bin TL'yi bulabilir. Bu geri dönük farkla şu an için hesaplanmıştır. Yani Mayıs ayı için hesaplanmıştır. Eğer maaşlar Temmuz ayına kalırsa Temmuz ayında da ek %15 maaş zammı var. Bunu da söyleyelim. Ekstra bütün her şey yani yemek yardımından gece zammına her şey %15'te zamlanacak. Yani arkadaşlar Temmuz ayında bayağı yüklü bir para alacaksınız. Bilginiz olsun. Siz kanalı takip etmeye devam edin. Hele bir toplu sözleşmeniz bir imzalansın kopisiyle. TÜİS arasında bütün inini cinini detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. Yani şu an arkadaşlar eski usul maaş almaya devam edeceksiniz. Ta ki Kopi Sendikası TÜİS ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yeni toplu üst sözleşmesi imzalanır dek. Daha sonra detaylı bir şekilde haber, bilgi, belge yapacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar.